tamam Burak kardeş. Eyvallah, sağ olasın. Selam. İzoğlu nerede? Aha orada, evindedir herhalde. Sağ olasın. Kız babanı çağır hele. Baba abi adam geldi. Kimdir lo? Ben geldim İzollu. Oo, hoş geldin Berde. Buyur geç içeri. Hele bize ayran getirin. Geç geç. Vay be, dile kolay, 15 sene ha. Geçmiş olsun. Atımı, evimi ve tarlayı almaya geldim. Yahu hele dur, soluklan biraz. Acelen ne? Atın gözüme mi gerildi? Lafı bırak İzollu. Atım Nazlı'yı, tarlayı ve evimi isterim. 15 yılda at mı kalır? Atın Nazlı çoktan öldü. Evin geçen yılki koca karda göçtü gitti. Ben onu bunu anlamam İzollu. Atım Nazlı öldüyse onun ayarında bir at, evim göçtüyse bir başka ev isterim ona göre. Yahu dur, hiddetlenme, buluruz bir çaresini. Buyur. Bir zaman benim köm evimde kalırsın. Sana Nazlı gibi olmasa da bir at buluruz. Elbet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kimse beni tanımamıştır İzollu. Aradan çok zaman geçmiştir. Burası rahattır, kafanı dinlersin. Berde! Gel babam. Yatak soba buradadır. Tezek de dışarıdadır ha. Ben gideyim. Bir şey olursa haber salarsan. Hey lo! Atı unutmayasın ha! Unutmam, unutmam!
Buyurun. Seninki ne diyor? Niye gelmiş? Yahu hiç sorma. Biz de onu unutmuş gitmiştik ha. Nereden çıktı geldi bu adam bilmem ki. İki köyün arası hazır düzelmişti. Şimdi her şey yeniden ortayacak. Peki ne istiyormuş? Atımı evimi isterim diye tutturmuş gidiyor ha. 15 senenin hesabı bugüne mi kalırmış? En iyisi şu herifi köye sokmayalım. Uzak tutalım. Vallahi bana kalırsa da hile yapalım. Uzak tutalım. Ya doğru. Nereden öğrenmişsin geldiğimi? Nereden öğrendimse öğrenmişimdir. Hangi yüzle geldin buralara? Git buradan Berde. Git. Bunca çektirdiğin yetmedi mi? Ortalık karışacak gene. Duydun değil mi söylediğimi? Aklın varsa çek git buradan. Nereye giderim ki Zerbu? Suçum neyse çekmişim cezamı. Hep bugünü beklemişim. Köyümden başka nereye giderim? Köyünmüş. Köyünse, aha bunu 15 sene önce düşüneydin. Anam yine laf etmiştir. Berde daha neyi bekler? Düğünü bir an önce yapsın der. Hayırlısıyla şu ev işini halledersek ananın dilinden kurtuluruz. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Ama bak Felek Hasan arsayı vermiştir. Biraz da para denkleştirdik mi bu işi halledeceğiz Zerbu.
Selamun aleyküm. Aşağı Hanoğullar sürüyü sokmadılar meraya. Ne istiyorlar ki? Oralar onların otlaklarıymış. Bir daha hayvanlarınızı buraya sokmayın yoksa kötü olur diyorlar. Nereden onların oluyormuş? 40 yıllık meraya nasıl sahip çıkmıyor? Yarın yanıma birkaç kişi verin. Yaylada ot kalmadı. Hayvanların ağzı yalama oldu. Sürü kırılıp gidecek vallahi ya. Tamam, yarın yanına birkaç kişi alacaksın. Berde! Ha! Meraya geleceğiz! Sürüyü topla! Aha! Hadi! Getirmeyeceksiniz diye ha? Kur'an hakkı için söyle demedin mi? İllahi ki kan mı akıtalım istersiniz siz yani? Bu ne demektir İzoğlu? Senelerden beri merayı ortaklaşa kullanmadık mı iki köy? Mera bizim sınırlarımızdadır. Sizin koyunlar bu sınırı hiçbir zaman geçemeyecek. Bu sınırı kim çizmiştir? Ben çizdim lo. Bundan sonra buraya giremezsiniz ha. Ama ben giriyorum İzoğlu. Sen de engel ol bakalım. Sür Berde! Hadi lan! Size son defa söylemişim ha! Bir daha buraya gelirseniz hem malınıza hem canınıza kıyarım! Hadi lo! Berda, zerbi geliyor. Hoş gelmişim. Aşağı Hanoğlular yolunuzu kesmiş, doğru mudur? He, öyledir.
bunların derdi nedir? Ne isterler bizden? Ne olacak? Gene merak kavgası. Bu işler böyle gitmez ya. Hele dur bakalım. Şığımız bu işi halleder. Gel hele, gel, gel oturak. Kız gel hele. Aşağı hanlılara pek güven olmaz. Sen gene kendine dikkat et. Sen meraklanma. Yahu senelerden beri bu meralarda beraberdik. Şimdi onlara ne oldu? Ne olacak? Hayvanlar çoğaldı, meralar azaldı. Onların bu yaptıklarını yanlarına bırakmayacağız. Onlar vermezlerse biz olmasını biliriz. Dur hele, dur, dellenme. Bana kalırsa bu işi Şık Hazretleri çözer. He vallahi, doğru söylersin. Rahat oturasız. Derdiniz nedir? Nedir bu iki köyün arasındaki dinmez husumet? Hele anlatın bakalım. Bizim yukarı ile aşağı hanının toprağı hep aynıdır. Güneşi aynı güneş, suyu aynı sudur. Yıllardır hayvanlarımızı aynı meralara sürer, meraları ortaklaşa kullanırız. Ama son bir yıldır yazgımızı bunlar bozdular. Yazgıyı ancak Allah bozar. Sürümüzü meralara bastırmaz oldular. Mera bizim diyorlar. Sürümüzü bir daha meraya sürecek olursak hayvanlarınızı keseceğiz diyorlar. Silahlı baskın veriyorlar. Öteki gün büyük kavga oldu. Eğer çaresi bulunmazsa kan gövdeyi götürecek şığım. Sen ne diyorsun İzollu? Nüfusumuz artmış, hanemiz çoğalmıştır şığım. Meralar sürülerimizde yetmez olmuştur. Ortaklaşa kullanılan meraların zilliyeti bizimdir. Bir maruzatımız var şığım. İki köyün arasına düşmanlık girerse cirit ne olacak? Ne ciriti? Cirit şığım. Her yıl harman sonu yaptığımız cirit. Cirit günü yaklaşmıştır. Arada bu düşmanlık varken nasıl bir araya gelinip de cirit yapılacaktır? Bu cirit işi ne olacak İzollu? Vallahi sen bilirsin şıkım. Vallahi sen bilirsin şıkım. Tamam. Cirite karar vermişim. İki köy arasında en kısa zamanda cirit kurulacak. Yenilen taraf yenen tarafın zararını ödeyecek. Hem de meralarını birbirlerinin sürülerini açacak. Kabul mü? Kabul. Kabul. Ya siz? Kabul. 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 O zaman vakit kaybetmeden hemen hazırlıklara başlayın. Hadi lo, topla da bari. Köye gideriz. Oo, heh. Hara hara hara. Hay, hay. Oo, heh. Hara. Şıh'ın cirite karar vermesi iyi oldu. Allah'ın izniyle aşağı hanoluları yeneceğiz. Başımızda berde gibi biri olduktan sonra değil aşağı hanoluları, bütün bu yörenin ciritçileri birleşse hepsini haklarız. İş sana düşmüştür berde. Bugünden tezi yok, çobanlığı bırakıp ciritçileri çalıştıracaksın. Peki ağam. Olur ağam. Berde, Berde, bütün köy seni konuşur. Herkesin umudu sensin. Bilirim, bilirim. Elimden geleni yapacağım. Onları mahcup etmeyeceğim. Konuşacaklarımız var. Ne konuşacaksınız benimle? Yarın cirit günüdür.
Ne olmuş? Bizimle konuşup sözlerimize kulak versen iyi olur. Bizim köyde bir berde korkusudur gidiyor. Ciritçiler korkuyorlar senden. Karşımızda berde var. Kaybederiz diyorlar. Bu doğru. Bu yörede senin üstüne ciritçi yoktur. Tek başına bizim köyü bile yenersin. Ancak seni bundan çıkarın ne olacak? Hiç düşündün mü? Nasıl yani? Sen bir kere nereden bu köylü oluyorsun ki? Bu köyde malın yok, mülkün yok, tarlan yok. Hatta yarın sırtına bineceğin at bile senin değil. Bu köyde muhacir gibisin ha. Ne demek istersen? Elbet bu köylüyüm. Kızma babam, kızma. Yarın Cirit'i kazandırdığında senin bundan çıkarı ne olacak? Sen yine çoban olarak kalacaksın. Üstelik Zerbu'yu sevdiğini de biliyoruz. Ama verecek başlığın olmadığı için evlenemiyorsun. Hem evlensen bile bu ahıra mı gelin getireceksin? Sen bu yukarı hanoğulların Cirit günü yaklaştıkça seni el üstünde tuttuklarına bakma. Yarın yine çoban olacaksın. Cirit günü benim Nazlı'yı meydana çekeceğim. Eğer yarın yukarı hanoğulların degilde bizim Nazlı'ya binersen ve Cirit'i de bizim köye kazandırırsan Nazlı'yı sana vereceğim. Ayrıca bir tabanca, bir evle, bir de tarla vereceğim. Bilirsin Cirit'in töresini. Ciritçi yanlışlıkla da olsa bir ata bir defa bindi mi, bir daha o attan inemez. Ne diysen? Bak Berda, iyi düşün. Bir daha böyle fırsat eline geçmez. Hadi bize müsaade. Bak Berda, iyi düşün. Sana vaat ettiklerimiz mi, yoksa burada çoban olarak kalmak mı? Her şey hazır mı? Hazırdır Şıkıl. Her şey hazır mı? Hazırdır Şıkıl. Atlara binin! Ne işin var senin bu atın üstünde? Bile bile nasıl binersin bu ata? Çabuk in! Ne yaptımsa senin için yapmışım Zerbo! Benim için mi yapmışsın? Köylümüzün hali ne olacak? Onlardan ne kötülük gördün de hasımlarımızın atına binersin ha? İnmem Zerbu, Cirit'in yasasını bilirsen. Binler attan bir daha inilmez Zerbu. Benden de mi vazgeçtin yoksa? Senden hiçbir zaman vazgeçmem Zerbu.
Şıhın, emir verin. Cirit hemen başlasın. Cirit başlasın! Gel Berde, gel. Nasıl? Beğendin mi? Sağ olasın. Hadi sen biraz istirahat et. Bir eksikin olursa çekinmeyesen ha.
Dur hele, dur! Ya dursana! Aa, eğlen biraz! Ya duymuyor musun? Dur diyorum sana! Dur, eğlen biraz! Dur! Dur! Ne güzel hayvandır bu ya. Ne güzel attır. Ceren gibi maşallah. Sen de güzel biniyorsun, aferin. Çevir hele, çevir bakayım. Çevir. Oh, maşallah. Sağ ol emmi. Eskiden ben de binerdim atlara. Çok binerdim. At soyluluk demektir ha. Yaşı da senin gibi gençmiş atın. Bilekleri de ince. İyi bir cirit atı olur. Adı ne bu atın? Adı yok bunun. Atsız at olur mu? Peki senin adın ne? Yusuf. Ama bak Yusuf, atlar da insanlar gibidir. Nasıl senin bir adın vardır, atın da adı olur. Kusura kalma emmi, gitmem gerek. Ha bak, beni görmek istersen ben buradayım. Aha şurada, köy evinde ha. Tamam. Ya. Gel beklerim ha. Olur mu, ihmal etme. Hayvanların durumu kötü. Doktor lazım. Bana baydar çağırdı. Çağırmışız ama gelmemiştir. Evden kurtulamadık gitti. Olmuyor İzollu, olmuyor. Hani söz vermiştin, ne oldu bizim at? Tamam babam, bakarız bir çaresine. Tamamsa hani, üç gün içinde getirmezsen atı yakarım Allah'ıma, yakarım ha! Peki, tamam dedik ya, bakacağız çaresine! Bak! Nereden çattık bu belaya? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yukarı hanının çobanı sen misin? He ya. Kardeş, nasıl bu sene koyunlar çok kuzuladı mı? Fena değildir. Bayağı çoktur. Eyvallah. Güle güle. Emmi! Hah. Emmi! Atıma isim buldum! Ne koymuşsun? Rüzgar! Niye rüzgar ki? Bilmem ki, rüzgar koydum işte! Ya o sebepsiz at ismi olur mu? De! Ya dur! Dur lan, nereye gidiyorsun? İşim var emmi, köyüme gitmem gerek! Aa, sormayı unutmuşum, hangi köydensin? Yukarı Hano'dan! Kimlerdensin? Bana Zerbun'un oğlu derler! De!
İçeride evde midir? He ya, içeridedir. Selamun aleyküm Berde. Sana söz verdiğim silahı getirmişim. Yahu bir derdin mi var senin? Ne söz verdiysek yaptık. Ama bir kez olsun yüzün gülmedi. Eğer Zerbu'dan ayrı kaldığın içinse bunun da bir çaresini buluruz. Bu dünyada Zerbu'dan başka kız mı yok? Doğrult parmağını, sana bu köyden istediğin kızı alıverelim. Ha? Ne dersen? Bu dünyada Zerbu'dan başka kız yoktur. Zerbu'dan sana hayır yoktur. Sen ne demek istersin İzoğlu? Zerbu bu gece Yusuf'la evleniyor. Bana müsaade. Niye ki Berde? Bir rüya görmüşüm. Hayırdır inşallah. Anlat bakalım. Dağdaydım Şıhım. Kefen giymişim. Sonra üstüme garip bir güneş doğmuştur. Sonra güneş üstüme gelmeye başlamıştır Şıhım. Güneş Zerbu'dur. Yusuf'la evlenmiş, senin güneşini karartmıştır. Fetva ver Şıhım. Vallahi Yusuf ayıp etmiştir.
bile bile evlenmiştir. Katli vaciptir. Allah belanı versin. Senin boyun bulsun devriler. Yaptıkların yanına kalmaz inşallah. Yedikin ekmek gözüne dizine dursun. Sonunda buldu belasını kahvat. Berde! Berde! Berde, bak işte istediğin atı getirdim. Gel, gel oğlum, gel. Al işte, at at dedin getirdik.
Fena değilmiş ha. Aşağı hanının en iyi atıdır. Yahu sana ne oldu, hiç yüz vermişsen? Her şeyi öğrenmişim. Öğrendiğin nedir ki? Her gün ziyaretime gelen Yusuf Serbun'un oğluymuş. Bana kalırsa pek yaklaşma. Çocuğa da yukarı hanoya da. Neye ki? O kadar zaman geçmiştir. Ama kimse bir şey unutmamıştır. Senin atının adı ne? Nevruz'du. Niye Nevruz? Nevruz çiçeği gibi güzel de onun için Nevruz. İyi bir binicisin sen. Yalnız sendeyi geçerken ağırlığı hayvanın ön ayaklarına vermeyesin ha. Atın arka ayakları ön ayaklarından her zaman güçlüdür. He mi? Ağırlığını öne verirsen at rahat hareket etmez. Bir de hendeki atlarken başını hayvanın yelesine doğru eğ. At hendeyi geçtikten sonra aniden başını ve gövdeni geriye doğru alacaksın. Ha? Onu yiyen mi? Çünkü at başını geriye doğru çekince yüzünü burnunu parçalayabilir. Anlamış mı sen? Ol sahi, bir defasında boynu yüzüme değdi, az kaldı düşürdüm. Emmi, bütün bunları nereden bilirsen? Ha, ben bilirim. Hadi beni yakala! Yürü! Yürü! He! Bana ne zaman cirit öğreteceksin emmi? Yarın buluştuğumuzda, buluşma yeri burası olsun ha! Hadi, yürü! Şahım evde mi? He ya! Anlat bakalım İzoğlu. Berde'ye atı götürdün mü? Götürmüşem şıkkım. Yalnız... Getir. Yalnız. Berde Yusuf'un
Zerbun'un oğlu olduğunu öğrenmiş. Nereden öğrenmiş ki? Yusuf'la dost olmuşlar. Ama Yusuf babasının katilinin Berde olduğunu bilmiyor. Demem odur ki Şıhın. Yusuf'u bir daha onun yanına göndermezseniz iyi olur. Peki Zerbun'un bana vardığını biliyor mu? Bana bir şey dememiş. Sağ ol İzoğlu. Yaptıkların Allah katında ödüllendirilecektir. Allah uzun ömürler versin Şıhın. Berde, Yusuf'un senin oğlun olduğunu öğrenmiş. Yusuf, babasının katilinin Berde olduğunu öğrenirse, bu işin sonu kötü olur. Bundan sonra, onun köyden ayrılmasına izin vermeyeceksin. Tamam mı? Demin İzollu'yu gördüm. Yine burada mıydı ana? Buradaydı. Sen neredeydin? Aşağı Gome, bir adam gelmiş. Onun yanındaydım. Gene nereye? Ana, o Emmi'ye söz verdim geleceğim diye. Bir yere gidemezsin. Ama o Emmi bana cirit öğretecekti. Olmaz dedim ya! At koşturmanın zamanı mı şimdi? Tarlaya gideceğiz, git de öküzleri hazırla. Yeah.
Berda! Büyümüşsün değil mi? Sağ ol emmi. Zerbun'un evi burası değil mi? O Şıh'a vardı emmi. Şıh'ın evinde otururlar artık. Şıh'ın mı? He ya. Şıh'ın evi nerededir? Yeni ev yaptırdı. Şurada oturur. Aha şurası mı? Ha ya şurasıdır. Yusuf'u merak etmişim. Yusuf'u merak etmek sana mı kaldı? Babasını vur, Sübyan'ı yetim bırak, anasını dul bırak, sonra da merak et, köye kadar kalk gel. Heh? Anasını almak için babasının katli vaciptir diye öldürten sen değil misin? Seni yazı seni! Senin gözün hiçbir şey görmez olmuş. Zavallı Zerbu'yla oğlu ortada kalmasındayım. Evimi almışım da kötülük mü etmişim? Ha? Şimdi de köylünün önünde bana, Şıh'ına iftira edersin ha? Benden korkmazsın da Allah'tan da mı korkun yoktur? Durun! Allah katında günahtır. Bu meluna vurmaya değmez. Defolup gitsin. Bak Yusuf, olanları görmüşsün değil mi? Köyde boynun bükük mü gezeceksin sen? Evimizin erkeği sensin. Babanın kanı yerde kalmamalı. Allah katında intikam almak sevaptır. Öbür dünyada mükafatını görürsen. Al bakalım şunu, yarın sabah bu işi hallet. Sakın korkmaya sen, Allah seninle beraberdir. Duamı eksik etmeyeceğim senden. Hadi bakalım. Allah utandırmasın. Ver onu bana. Babamın kanını yerde koymam ana. Bunları at kafandan. Vuracaksın da ne olacak? Genç yaşta mahpuslarda mı çürüyeceksin? Hadi ver diyorum sana. Ver. Olmaz ana. Yoluma çıkma. Sen karışma ya sen bu işe. Yap 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 y
Var ki. Gel hele. Gel, gel. Ne oldu? Anlat hele. Şah Yusuf'u kışkırtıyor seni vursun diye. Şah mı? Bunca senedir İzoğlu'yla birlikte olup köyü perişan ettiler. Bizi canımızdan bezdirdiler. Biliyorum. Her şeyi biliyorum Zerbo. Böyle olsun istemedim. Kullandılar bizi. Din dediler, töre dediler, yanlışa götürdüler bizi. Mahpusluğun ne olduğunu bilensin. Yusuf'umu kurtar, çürümesin mahpuslarda. Onun çürümesine gönlüm razı olur mu Zerbu? Hadi durma, git! Git! O gelmeden git buralardan. Senin burada ne işin var ana? Onun bir suçu yok oğlum! Ne demek suçu yok ana? Babamı mı vurmadı mı? Kanını yerde mi bırakacağım? Söyle sen ana! Söyle sen yerde mi bırakacağım? Doğrudur. Babanı ben vurmuşum. Ama esas katil onlardır. Kullandılar beni. Şimdi de seni kullanıp beni vurdurmak istiyorlar. Tetiği çekmek kolay. Ya sonrası? At hasreti, köy hasreti, hele hele ana hasreti. Beni vurman bütün bunlara değecek midir? Ver şunu hele. Ver. Emmi! Hani bana cirit öğreteceydin? Bir dahaki sefere.